Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kamu Ramiz dayısı Ali Yavuz Yıldırım yazlarına devam ediyor. Biz de onun yazılarını sizlere memurlarhaber.com web sitesinden okumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ali Yavuz Yıldırım'ın yazılarına ekranda gördüğünüz gibi memurlarhaber.com web sitemizden 7.24 ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kamu ne var ne yoksa haber yapmaya devam edeceğiz. Bilginiz olsun arada web sitemizi tıklayın ziyaret edin arkadaşlar. 20 yıl çalışan kamu işçisine 469 bin TL, 15 yıl çalışan kamu işçisine TL tazminat ödenecektir. Merhaba sevgili işçi dostlarım. Sabah saatlerinde kıdem tazminatı ile ilgili bir yazı kalemi aldım. Fakat bazı işçi dostlarım tam anlamaya, anlayamadığı için biraz daha açmak istiyorum diyor yazısında. Eski yazısına ulaşmak isterseniz web, sitemiz, web sitemizde yazı duruyor arkadaşlar. 1 Temmuz 2023 ile 31 Aralık 2023 tarih arasında kıdem tazminatı tamam tutarı 23.489 lira 81 kuruş olacaktır. Kıdem tazminatı nedir? Nasıl hesaplanır? Haklı fesih, kadın işçinin evlenmesi, askerlik veya herhangi bir haklı şekilde işçiler ayrılma veya emeklilik durumunda çalışanın çalışmış olduğu her yıla karşılık verildiği bir aylık toplu yüz sözleşmesiyle artılabilir. Giydirilmiş ücrettir bu arkadaşlar. Kıdem tazminatı hesabında taban asgari ücret bürütüdür. Asgari ücret bürütü şu an 13.414 kuruştur. Bu tutardan aşağıdaki kıdem tazminatı olamaz. Kıdem tazminatı hesabında taban olduğu gibi tavan da vardır. Memur maaşı zambıyla artmaktadır ve çok önem arz etmektedir. 1 Temmuz itibariyle bir yıl için ödenecek maksimum kıdem tazminatı tutarı 23.439 lira 81 kuruştur. Bu tutarı kıdem hesabınız aşması halinde aşan kısım dikkate alınmaz ve işlem 23.489 lira 80 kuruş olarak görülür. 1 Temmuz 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında emekli olacak ve gidilmiş ücreti kıdem tazminatı tavanını aşan bir işçi 20 yıl çalışması halinde bir 469 lira 796 lira 20 kuruş 15 yıl çalışması halinde bir 352, 352 ,347 lira 15 kuruş kıdem tazminatı alacaktır arkadaşlar. Bu brüt tutardan sadece binde 7 damga vergisi kesilmektedir. Gelir vergisi herhangi bir kesinti yoktur bunda. Sorularınız varsa videonun altında yazabilirsiniz ve web sitemiz memurlarhaber.com'a gelip Ramiz Dayısı, Kamışlı'nın Ramiz Dayısı Ali Yavuz Yıldırım'ın yazılarının altına yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar deyip videoyu burada bitiriyorum. Web sitemizdeki yazıları kaçırmamak için Kamuş Haber Instagram sayfasına tıklayın, takip edin. Linkini video altına bıraktım. Böylelikle hiçbir haberi kaçırmazsınız. Çünkü Instagram'da bu haberlerin hepsini paylaşıyoruz arkadaşlar.